Merhaba arkadaşlar, ben kimya öğretmeniniz Taner Özel. Biliyoruz ki artık yazılarımız yaklaştı, o yüzden böyle bir tekrar çalışması yapmaya karar verdik. Muhtemelen 1-2 hafta içerisinde kimya sınavlarınız olacak. O yüzden böyle bir çalışma uygulayalım. Bir şöyle genelce konuların üzerinden geçelim. Şimdi karşınıza söz olarak ne çıkabilir? Öncelikle konulara simya ve kimya ile başladık. Simya ve kimyaya amaçları bakımından kıyaslamamız istenebilir ya da farklarını yazmanız istenebilir. Bu en popüler soru tiplerinden bir tanesi söz olarak en başlarda. Şimdi simya ve kimyanın amaçlarına baktığınızda simyacıların temel amaçları değersiz madenleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmak, ölümsüz bir hayata kavuşmaktır diyebiliriz. Kimyacılarsa İnsanların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını artıracak bir takım maddeleri üretmeyi, yöntemleri geliştirmeyi ve içerisinde bulunduğumuz dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayacak bir takım deneyler yürütmeyi amaçlarlar diyebiliriz. Aralarındaki farklar nelerdir? Şimdi simya ve kimya dediğimizde Simya bir bilim dalı değildir. Kimya bir birim dalıdır diyebiliriz. Bu bilim değildir. Kimya sistematik bir bilgi birikimine dayanır. Simya dayanmaz. Teorik temelleri vardır. Simyanın yoktur kimya deneysel yöntemi kullanır. Simyada ise deneme yanılma ya da sınama yanılma yöntemi vardır diyebiliriz. Bunlar aralarındaki temel farklardır denilebilir. Simyacılar hiç doğru bir şey bulmamış mı? Bulmuş. Bunlar da temelde kimya son 200 yılda falan gelişmiştir büyük oranda. Yeni keşifleri kimya tarafına alacağız. Eskiden kalma bir takım şeyler varsa insanların uzun yıllardır bildiği 300, 500, 1000, 2000 yıldır kullanılan şeyleri simya alanına girer diye ayıracağız. Mesela aşağıdaki keşifleri dönemlerine göre sınıflandırmamız istenirse. Hemen bakalım barut beri bilinen bir şey mi? Evet o zaman bu simya dönemine aittir diyebiliriz. Cam insanlar beri biliyor kullanıyor o zaman bunu da simyaya alabiliriz. Plastik bu. Modern bir keşiftir. Plastik çok eski tarihlerden beri bilinmiyor. Kimyacıların ürettiği şeylerden biri. Şap yani potasyum, alüminyum, sülfat. esten beri insanların bildiği, kullandığı, boya yapımında hatta kanamaları durumunda da kullanılan malzemelerden bir tanesidir diyebiliriz. Zaç yağı, yani H2, SO4. E, asitlerin çoğu esten beri bilinir. Tuz ruhu, zaç yağı kezzap yani nitrik asit ismini havalı haliyle sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit diye verse bile asitler bazen esten beri bilinen kullanılan şeylerdir. Pek öyle yeni keşfedilen asit bas yok dünya üzerinde. Formik asit bile karıncaların damıtılmasıyla elde ediliyordu Ebu Bekir Er Razi tarafından. Şimdi elektroliz dediğimizde bakın zaten elektriği kullanıyor. Bu modern bir yöntem, modern bir ayrıştırma yöntemi. Damıtma, özütleme bir şeyi kaynatıp buharını yoğuşturarak ayırma ya da bir şeyi çözüp içinden özünü alma bunlar simya dönemine aittir diyebiliriz. Elektroliz kimya dönemine aitti. Damıtma, özleme bunlar simya döneminin e, keşifleridir. Esten beri bilinen kullanılan yöntemlerdir diyebiliriz. Devam edelim gelin. Önemli kişilerle ilgili neleri temelde bilsek bize yeter. Empedokles dört element kavramını ortaya atan. Aristo da dört elementle ilgileniyor ama bunlar sıcak mıdır, soğuk mudur, ıslak mıdır, kuru mudur bunları inceliyordu. Demokritos atom kavramını ortaya atan kişi. Cabin bir hayyan kimyanın babası. Neden kimyanın bu basıyorlar? Çünkü günümüzdekine yakın laboratuvar çalışmaları yürütüyor. Bir laboratuvar kurup burada çalışmalar yapıyor. Birçok cam malzemeyi, laboratuvar malzemesini üretiyor. Aynı zamanda nitrik asiti buluyor. Tuz ruhunu buluyor. Bas kavramını ortaya atıyor. Bunları karıştırıp kral suyu dediğimiz çok güçlü bir asit karışımını yapıyor. Ki bunun içerisinde neredeyse her şeyi parçalayabiliyorsunuz. Ebu Bekir el-Razi. Bu adam biraz daha damıtmayla ilgileniyor diyebiliriz. Damıtarak formik asiti buluyor. Alkolü ilk kez tıpta kullanıyor. Yani mikrop öldürücü bir madde olarak alkolü kullanmaya başlıyor. Gliserini falan da bulan tıpta kullanan adamdır. Ebu Bekir El Razi. Şimdi bu sayfadakiler biraz daha modern tarafa yaklaştığımız bölgeye. Robert Boyle bir simyacıdır. İsimden böyle batılı olduğu için sizi aldatmasın. Rönesans dönemindeki element kavramını ortaya atan kişidir. Buraya gelene kadar 4 element vardı ateş, su, toprak, hava. Robert Boyle ise diyor ki kendisinden daha basit bileşenleri ayrıştırılamayan her şey e, birer elementtir. E doğru mu? O dönemde bazı maddeleri işte şap gibi, kireç gibi bazı maddeleri daha basit bileşenleri ayrıştıramıyorlar. Diyorlar ki e, bunlar da demek ki birer element. Element sayısı epeyce artıyor. Günümüzde element tanımı nedir? Aynı tür atomlardan oluşan saf madde. Antoine Lavoisier artık bu kimya dönemine geldi. Antoine Lavoisier kütlenin korunumu yasasını ortaya atan kişi. Artık hesaplamalara dayalı bilimsel bir kimyanın temelleri bu adam tarafından Lavoisier tarafından ortaya atılmıştır diyebiliriz. Bunlar bilmeniz gereken temel isimler. Kimyanın temel disiplinleri nelerdir? Burada gördükleriniz en temel karşınıza çıkabilecek kimya alanları. Organik kimya dediğimizde organik bileşiklerle ilgilenir. Ne demek organik? Canlılar tarafından üretilen, sentezlenen, kullanılan malzemeler. İşte yağlar, proteinler, karbonhidratlar ve çürümeleri sırasında çıkan organik gazlar, yakıtlar, besin maddeleri bunların tamamı organik kimyanın yani Karbon kimyasının alanına girer diyebiliriz. E, geriye kalan tuzlar, asitler, bazlar falan da anorganik kimyanın alanına girer. Yani bunun alanına girmeyen bu arkadaşın alanına girer. Bunlar bütün maddeleri bir şekilde açıklarlar. Analitik kimya. Bunun amacı bir şeyleri analiz etmektir. Yani sizin elinize gelen bir madde örneği var. Bunun içerisinde hangi maddeden ne kadar var? Ya da belli bir madde var mı yok mu bunun analizini yapan alandır diyebiliriz. Mesela adli kimyacılar bir kan örneğinde bir zehir var mı? Kanda bir zehirlenme etkisi ya da başka bir maddenin buluntusu var mı? Onu incelemek için analitik kimyadan yararlanabilirler. Biyokimya biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonları ve kimyasal maddelerin türlerini inceler diyebiliriz. Yani biyolojiyle ortak alanımız Fizikokimyada kimyasal sistemlerin fiziksel özellikleri işte erime kaynama noktaları gibi derişimleri gaz basıncı gibi özellikler inceler. Yani biri biyolojide biri fizikte ortak alanımızdır diyebiliriz. Polimer dediğiniz malzemeler günlük hayatta da sıkça kullandığımız plastik, naylon, kevlar, teflon kaplama gibi malzemeleri içerir. Bunların daha ucuza mal edilmesi, daha sağlam yapılması, istenen özelliklere getirilmesi polimer kimyasının alanıdır diyebiliriz kimya kimyaysa çok büyük çaplı üretim yapacağınızda bunun maliyetini, üretim yöntemlerini ve kurmanız gereken fabrikanın genel planlarını oluşturan kişilerdir diyebiliriz. Peki bunlar da bizim kimya ile ilgili temel disiplinlerimiz. Bu arada disiplinlere ek olarak bir de kimya ile ilgili yapabileceğiniz işler kitabınızda sıralanmıştır. Daha detaylı bilgi için ilgili videoyu açıp bakabilirsiniz. Karşınıza çıkma ihtimali biraz daha düşüktür. Çıksa da kimya öğretmeni kimdir? Kimya mühendisi ne yapar? Az çok tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Aşağıdaki maddeleri element, bileşik, atomik, moleküler madde olarak sınıflandıracağız. Şimdi element deyince aynı tür atomlardan oluşacak. Bileşik ise farklı tür atomlar içerir. Mesela bir renk seçelim kendimize. Neyle? Kırmızı ile işaretleyelim elementleri. Demir bakın, yalnızca demir atomu var. Oksijen, yalnızca oksijen atomu var. Burada hem karbon hem oksijen var. O zaman bu bir bileşiktir. Bunu işaretlemiyorum. Sodyum bir element. Kükürt bir element. Bakın burada karbon, hidrojen, oksijen farklı farklı atomlar bir araya gelmiş. Bu bir bileşiktir. Bunu işaretlemiyorum. Argon ve kobalt Bunlar yine bir elementtir. Şuna dikkat edin. Şunlar birbirinden farklı. Eğer yandaki harf küçükse bu bir element sembolüdür. Eğer x de büyükse iki farklı elementi karbon ve oksijeni gösterir. Bu bir bileşik formülüdür diyebiliriz. Şimdi gelelim atomik moleküler sınıflandırmasına. Atomik dediğinizde tek atomlu bir yapı olacak. Moleküler dediğinizde birden fazla atom kovalent bağlarla bir araya gelmiş olacak. Yani bir atom grubu söz konusu olacak. Hadi moleküler olanları işaretleyelim. O2 bakın bir atom grubu. O zaman bu hem element hem de moleküler bir yapı. Karbondioksit yine bir atom grubu. Bileşik ve moleküler bir yapı. Bakıyorum S8 bakın bir atom grubu. O zaman moleküler. Bakın bir atom grubu moleküler diyebiliriz. Demek ki Oksijen moleküler elementtir. S8 moleküler elementtir. Şu gördüğünüz ikili ise bunlar moleküler bileşiklerdir. Diğerleri ise atomik yapılı elementlerdir diyebilirsiniz. Şöyle hızlıca bir sonraki sorumuza geçelim. Yaygın adlar karşınıza büyük ihtimalle çıkacaktır. Bunlar popüler soru kaynaklarıdır. Boşluk doldurma olarak verilebilir. Doğrudan size yazdırmak için ya da bir test sorusu olarak gelebilir. Ama muhtemelen gelir. H2O bunu biz su olarak biliyoruz. Bu arada bunların ileride kurallı adlandırmalarını da öğreniyoruz. Bu üçüncü ünitede kapsamımıza giriyor. Muhtemelen oraya gelemeyeceksiniz sınava kadar e, müfredat içerisinde. İleride bunların kurallı olarak nasıl adlandırıldığı da sorumluluk alanınıza girecek. Birinci ünitede biz bunların yaygın adlarıyla ilgileniyoruz. H2O su. HCl tuz ruhu. H2O4 zaç yağı. Bakın bunlar sizin mide asitiniz ve akü olarak geçer. HNO3 kezzap. C3COH asetik asit yani sirke asitidir. Kalsiyum karbonat kireç taşı sönmemiş kireç sönmüş kireç. Bakın şu kalsiyumlar bizim kireçlerimiz. Amonyak, yemek tuzu, sofra tuzu, süt kostik, potas kostik, güherçile, yemek sodası, çamaşır sodası. Normalde bu opsiyon olarak kitaplarda bulunabiliyor. Öğretmenleriniz de vermiş olabilir. Bunlar da Formik asit, karınca asiti. Hani Ebu Bekir Errazi'nin bulduğu, karıncaları damararak bulduğu asit. Ve göz taşıtır diyebiliriz. Bunların yaygın adlarını bilelim. Şimdi bizim laboratuvarda kullandığımız bir takım güvenlik işaretleri var. Bunları evde temizlik malzemelerinin arkasına falan bakarsanız mutlaka paketlerinde de görebilirsiniz. Bunlar yani sıkça karşımıza çıkan işaretlerdir. Bu güvenlik işaretleri bize ne ile ilgili dikkatli olmamız gerektiğini içerideki maddenin zararlı olabilecek özelliklerini gösterir. Bakın ilkinde bir alev görüyorum. Bu yanıcı bir madde. Yakıcıyla karıştırmayın. Yakıcının ortasında böyle oksijenin olsa gibi bir yuvarlak var. Bu gördüğünüz yakıcı madde. Bakın buradaki de patlıyor. Patlayıcı bir madde. Demek ki yanıcı ve yakıcının yanına düzeltiyorum. Yanıcı ve patlayıcının yanına ateşle yaklaşmamak lazım. Yakıcıyı da yanıcı maddelerle temas ettirmemek lazım diyebiliriz. Bunlar yananlar patlayanlar. Bakın burada bir radyasyon işaretimiz var. Bu radyoaktif bir madde olduğunu gösterir. Korumasız olarak yaklaşılmaması lazım. Pek laboratuvarda göreceğiniz şeyler değil lise grubunda. Bakın burada balıklar ölmüş, ağaçlar kurumuş. Bu çevreye zararlı. Bakın burada da bir kuru kafa var. Toksik bir madde, zehirli bir madde var burada. Şimdi şu ikisinin anlamı birbirine yakın. Bir tanesi korozif yani aşındırıcı. Diğeri ise tahriş edici. Korozif olan bakın dokunduğu yeri direkt parçalamış. Bunun direkt parçalama etkisi var. Tahriş edici de ise Dokunulması uygun değil. Elinizi direkt parçalamaz ama temas etmeyin yine. Hani temas edilmesi çok güvenli bir şey de değil. Mesela deterjan tahriş edici olabilir. Ama doğrudan elinizi parçalamaz. Tahriş edici yani bunun light versiyonu diyebiliriz. Bir de laboratuvar malzemelerimiz. Bunlar karşınıza çıkabilir. Cam malzemelerin isimlerini şöyle kitaplarınızdan bir gözden geçirin derim. Peki gelelim. Hop aynı slide'den iki tane olmuş. Şunu aradan çıkarttık. Atom modellerimize. Şimdi bizim 5 tane atom modelimiz var. Bunlar neye dayanır ve genel özelliği nedir? Bunları bilmekte fayda var. Dalton atom modeli içi dolu yüksüz bir küre biçimindedir. Ve kimyanın temel kanunlarına dayanır. Thompson atom modeli üzümlü kek biçimindedir. Ne demek bu? Thomson atom modeli içerisinde negatif yüklü taneciklerin bulunduğu pozitif yüklü bir küre biçimindedir ve katot ışınları deneyine dayanır. Rutherford atom modeli ilk defa bir çekirdeği ortaya atmıştır. Fakat etrafında yörüngeler bulunmaz. Etrafında rastgele elektron döndüğü bir takım rotalar vardır. Bu da Altın levha Alfa ışınları Saçılma Deneyine dayanır atom modelinin Rutherford'dan farkı Merkezde yine bir çekirdek var Çevrede Yörüngelerimiz bulunuyor bu yörüngelerde elektronlarımız şöyle Dağılmış durumda. Yani elektronlar rastgele üst üste çakışan bir takım rotalarda değil de enerji seviyelerine göre katman katman bulunuyor. Buna yörüngeli model diyoruz. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırabiliriz. K, L, M, N harf kodlarını da kullanabiliriz bu yörüngeler için. atom modeli hidrojenin ışıma spektrumlarına dayanır. Ve bu atom modelinin en önemli özelliklerinden bir tanesi yalnızca hidrojen gibi tek elektronun türleri açıklayabilmiş olmasıdır. Modern atom teorisine baktığınızda ise bunda elektronun bulunma olasılığı bulunan böyle bölgeler vardır. Elektronun tam olarak nerede olduğunu bilemezsiniz. Heisenberg belirsizlik ilkesine dayanır diyebiliriz. Şimdi bir atomun etrafında bazı sayılar vardır. Alttaki sayı bunun proton sayısını gösterir. Bakın burada 13 tane proton var. Yandakinde bir tane proton var. Çekirdek yükü proton sayısı ile aynı şeydir. Sonuçta çekirdekte artı yüklü olan protonlar yükü belirler. Nötronlar belli bir yüke sahip değildir. O zaman bunun çekirdek yükü de aynı olacak. Nötron dediğimizde kütle numarasıyla aradaki farkı alırsınız. Yani 27 eksi 13 14 nötronu vardır. 1 eksi 1 nötronu yoktur bunun. Nükleon dediğimizde proton nötron toplamı ya da üstte yazan kütle numarasının ta kendisi. O zaman 27'ye 1 dedik. Elektron sayısı üstte herhangi bir şey yazmıyorsa doğrudan proton sayısı kadardır. Çünkü yüksüz bir atomda proton sayısı kadar elektron bulunmalı. 13 proton varsa 13'te elektron olsun ki Yükler birbirine eşit olsun. Hidrojense bakın artı yüklü. Yani bir elektron kaybetmiş. E zaten bir elektronu vardı. Onu da kaybetti. Hiç elektronu kalmadı. İyon yükü dediğimiz üzerine yazdığımız değerdir. Alüminyum bir iyon yükü yok. Sıfır. Hidrojense ise artı bir yüklü diyebiliriz. Şimdi gelelim yanda gördüğümüz grup halinde verilenlere. Bunun size yardımcı olarak hidrojen 1'e 1, işte oksijen 8'e 16, Azot 7'ye 14 diye bilgilerini verecektir. H2O dediğimde toplam proton sayısı nedir burada? 2 tane hidrojenden 2 proton geldi. Oksijenden de 8 tane geldi. Toplamı 10 yaptı. E grup olduğunda çekirdeklikinden bahsetmek doğru olmaz. Sonuçta tek bir çekirdekten bahsetmiyoruz. Nötron sayısına bakarsak eğer. Hidrojenin nötronu yok demiştik. Aradaki farkı aldınız. 0. Oksijenin 8 tane... O zaman burada e, hidrojenden 0, oksijenden 8 toplam 8 tane nötron geldi. Nükleon sayısı demek proton ve nötronun toplamıydı. Yani 18 nükleonu vardır. Elektron sayısı yüksüz olduğuna göre üzerinde bakın yazılı herhangi bir sayı yok. Proton sayısı aynı olacak. Yani 10 tane olacak. İyon yükü e, üzerinde bir şey yazmıyordu. İyon yükü yok. Nitratın iyon yükü mesela bakın üzerinde eksi 1 yazıyor. Doğrudan eksi 1 olarak alınabilir. Gelelim nitratın proton sayısına. 7 proton azottan geldi. 3 oksijen var. Her oksijenden 8 tane geleceğine göre 3 çarpı 8 24 tane proton buradan geldi. 7 de azottan gelmişti. Toplamları 31 yaptı. Nötron sayısı. Oksijenden 8 nötron geliyordu. Azottan fark aldım 7 tane geliyor. Yani azottan 7, oksijenden 3 kere 8 yine 24. Toplam 31 nötron geldi. Nükleon bunların toplamıydı. Yani 62. Elektron sayısı yüksüz olsaydı üzerinde bir şey yazmasaydı eğer protonla aynı olacaktı. Yani 31 olacaktı. Eksi yüklü olan tanecikler elektron almışlardır. Bu bir elektron almış. O zaman toplamda elektron sayımız 32'ye çıkmış. Demek ki elektron aldıysak eksiye doğru gidiyoruz, verdiysek artıya doğru geliyoruz. Bunu problem haline getirirsek de böyle bir iyonda 50 elektron bulunduğuna göre X atomun atom numarası kaçtır? Dediğinde ne yaparız? Bir denklem kuruyoruz. X'ten kaç geldiğini bilmiyorum. 4 oksijenden 4 kere 8, 8, 16, 32 tane elektron gelir. Üstteki eksi 3 şu yapının tamamına ait. Yani toplamda 3 tane fazladan elektron var. Eksi 3 demek fazladan elektronun var anlamına gelir. Bu toplamda 50 elektrona eşitmiş. O zaman x buradan 15 gelir. Burada atom numarası x için 15'tir diyebiliriz. Peki izotop, izoton, izobar ve izoelektronik ne demek? İzotopta proton sayısı aynıdır. Nötron ve nükleon sayıları farklıdır. Proton sayısı bir elementin kim olduğunu belli eden şeydir. Yani bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Bir şeyin kim olduğunu proton sayısı belirler. Elektron alışverişiyle de kimyasal özellikleri değişir. Nötron sayısında kimyasal özelliği bir etkisi yoktur. Nötronun farklı olması bir şey ifade etmiyor. İzoton da nötron sayısı aynıdır. Bakın son harfine dikkat edin. İzotopta P, P'leri aynı. İzotonda N, N'leri yani nötronlar aynı. Diğer özellikleri birbirinden farklı. İzobar dediğimizde nükleon sayısı da aynıdır bunların. Fakat dağılımları farklıdır. Mesela nükleon zaten proton nötron toplamı demektir. 20 nükleon var. Bu 10'a 10 da dağılabilir. E 9'a 11 de dağılabilir. Topladığınızda 20 çıkar. Topladığınızda 20 çıkar. Dağılımın farklı olduğu yapılardır. Yani hem proton hem de nötron sayıları birbirinden farklı çıkar. E proton farklıysa bunlar zaten farklı element. İzoelektronik ise elektron sayı ve diziliminin aynı olduğunu, aynı sayıda elektrona sahip olduğumuzu gösteren bir ifadedir. Şimdi gelelim izotop, izoton, izobarları grafik üzerinde bulmaya. Proton sayısı aynı olanlar izotop oluyordu. Bakıyorum protonu aynı olanlar 10 olan kimler var? A, C. Nötronları birbirinden farklı. A ile C izotoptur. Bakın B ile D'nin de 12'şer protonu var. O zaman B ile D'yi de izotop alabilirim. İzoton dediğimde ne'ler yani? Nötronlar aynı olacaktı. O zaman A ile B'nin 10'ar nötronu vardır. Şuraya A B'dir 2. C ile D'nin 12'şer nötronu vardı. C, D'yi de buraya aldık. İzobar deyince toplam sayıları aynı olacaktı. Toplayalım. A 10 artı 10 20. C 12 10 22. B 10 12 22. D 12 12 24 yaptı. Kütle numaraları aynı olan proton nötron toplamları aynı olan kim var? B ile C. Bunlar da izobar atomlardır diyebilirsiniz rahatlıkla. Kimyasal özelliklerin aynı olması ne demiştik? Proton sayısına bağlıdır ama elektron alışverişte kimyasal özelliği değiştirir. Bakın burada proton sayısı aynı olan 3 tane atom var. Magnezyum eyledik. Bunlarda bakın nötron sayısı farklı. Farkını aldığınızda birinde 12 tane, birinde 13 tane nötron var. Bu kimyasal özelliği etkeden bir özellik değil. Fakat elektron alışverişi yapmış olması kimyasal özelliği değiştirir. Yani kimyası özellik proton ve elektron sayısının aynı olmasını gerektirir diyebiliriz. Peki şöyle şu sayfadan da kurtulursak aşağıdaki elementlerin grup periyotlarını belirlemeye gelebiliriz. 2, 8, 8, 2 şeklinde dağılım yapıyorduk. Karbon 6 olduğuna göre dağılımı 2, 4. 2, 8, 2. 2, 8, 8. 2, o hemen grup periyotlarında belirleyelim. Periyot katman sayısına bağlıdır. Yani bunların periyotları nedir dersek 2 katman var, 2. periyot. 3 katman var, 3. periyot. 3. Periyot, periyot. Tek katman var, 1. periyot. Grupları nedir dersek değerlik elektron sayısına bakarız. 4 tane ise 4A. 2 tane ise 2A. 8 tane ise 8A. Helyum bir istisnadır. Helyum değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen kararlı bir kimyasal yapıya sahip olduğu için 8A'da gösterilir. Bu kuralın istisnası diyebiliriz. Hemen şunların dağılımını yapalım. Bor, 2, 3, potasyum, 19'a tamamlamaya çalışıyorum. Bakın 2, 8, 18 yaptı. Bir tane daha lazım. 1, klor, 2, 8, 7, oksijen, 2, 6. Periyodu katman sayısıydı. 2 katmanlı, 4 katmanlı, 3 katmanlı, 2 katmanlı. Grup sondaki sayı yani grubumuz 3A, 1A, 7A, 6A katman sayısı periyodu. değerli elektron sayısı yani sondaki sayımızda grup numarasını verdi. Periyodik sistem dediğimizde böyle bir yapı var. Altta lantanit ve aktinitler bulunuyor. Şuradan bir merdiven çizdiğinizde bir tarafında metaller bir tarafında ametaller. Şu bölgede de yarı metaller bulunur. Şu alüminyum metal bölgesine aittir. Merdivene komşu olmasına rağmen. İstisnai bir elementimiz şurada hidrojen var. Metal bölgesinde yer almasına rağmen ametaldir. Burada her grubun kendine ait bir ismi vardır. Bunları mutlaka bileceğiz. Burada grup numaraları burada 1A ile başlar, 2A ile devam eder. 3A bu taraftadır. Bu arada B grupları var. Bunlar 3B'den başlar. 4 5 6 7 8 8B 3 sütun boyunca gider. Sonra tekrar 1B 2B gelir. 3A'dan devam eder. Bize genelde A grupları sorulacak. O yüzden şurası 3 4 5 6 7 8A'ya kadar gider diyebiliriz. Bunlar IUPAC sisteminde numaralandırarak böyle 1'den 18'e kadar numara verilmiş sütunlardır. Bunların her birinin kendine ait isimleri var. 1A alkali metaller. 2A toprak alkali. 3A toprak metalleri. Şimdi 4, 5, 6 A ilk elementlerinden ismini alıyor. Onları sonra söyleyeceğiz. 7 A halojenler. 8 A soy gazlar diye geçer diyebiliriz. Şimdi 4A grubunun başında karbon var. Yani burası karbon grubudur. 5A'nın başında azot var. Azot grubudur. 6A'nın başında oksijen var. Oksijen grubu olarak geçer. Kalkojenler de diyoruz. B grubuna geçiş metalleri lantani taktinitleri de iç geçiş metalleri ya da elementleri adını veriyoruz. Bunlar da elementlerimizin sınıflandırılması. Metal metal yarı metallerin genel özelliklerini isterse bizden ne edeceğiz? Metaller elektron vermek ister, ametaller almak ya da ortaklaşmak. Yarı metaller kimyasal olaylarda ametal gibi davranır. Metaller parlaktır, biçim verilebilir, terlev haline getirilebilir, katı halde elektriği getir. Ametaller bu özelliklere sahip değildir. Şimdi yukarıdan aşağı soldan sağa bazı periyodik özellikler değişiyor. Bunları hızlıca bir gözden geçirelim. Katman sayısı yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa değişmez. Değerlik elektron sayısı ise soldan sağa artar, yukarıdan aşağı değişmez. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artan bir özelliktir. Bakın şu E'li iyi olanların hepsi o yukarıdan aşağıya işaretlemişiz. Pardon. Soldan sağa artan özelliklerdir bunlar. Yukarıdan aşağı ise Bunların her biri azalır. Yani bu üçlü aynı yönde hareket ediyor. Soldan sağa doğru artıyor. Yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Her birinin istisnaları vardır. Bunları detaylıca e, periyodik özellikler videosundan incelememizi tavsiye ederim. Soru kaynağıdır ve böyle kısaca geçiştirilemeyecek bir konudur diyebiliriz. Atom yarıçapına baktığımızda soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. Katman sayısı arttıkça da bir atomumuz büyüyor. Metrik özellikler yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa azalır. Yani bunlar da aynı yönde hareket ediyor yaklaşık olarak diyebiliriz. Peki. Şimdi şöyle bir soruyu da size test olarak bırakayım. Bunu da yorumlarda kendi aranızda konuşun, tartışın. Ben de fırsat bulduğumca soruların doğru olup olmadığını size söyleyeyim. Peki, bununla beraber videomuzun sonuna geldik. Ben kimya öğretmeniniz Taner Özel. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.